Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet, Mesnevi Nuriye 122'den okuyacağım. Merkez o. İlem eyyühel aziz. Ey aziz kardeşim. İnsanın bir yapısından bahsedeceğim. Böyle sistemi nasıl çalışıyor. Bunun içerisine sen niye sıkılıyorum? Çözümünü bulabilirsin bu derste. Ne yapmam gerekiyor? Onu da bulabilirsin. Yani bunun içini sokabilirsin. Tuhaf tuhaf, garip garip bende niçin değişik haller oluyor? Onu da bulabilirsin. Aklın pek garip bir hali vardır. Aklın, yani biz temelde sistemi kullanıyoruz ama nasıl çalışıyor bilmiyoruz. Birileri vermiş direksiyonu, ondan sonra başka bir tarafı bilmiyoruz. Vitesi de değiştiremiyoruz. Sabit viteste gidiyoruz. Sistemi bilmiyoruz. Geçen bir ders yapmıştım, nerede yaptım bilmiyorum. Şeytan denilen işletim sistemi var. Sistem ya. Ama biz ona şeytan demişiz. İşletim sistemi var. İnsan da nasıl çalışıyor? Bildiğin zaman o kadar rahat ediyorsun ki. Bugün de bir şey vardı Zeytinburnu'nda. Şimdi bir kavşak düşünün, kavşak böyle. Altı yol var. İçerisinde hiçbir şey yoktur kavşağın. Hiçbir yapılanma yoktur. Hiçbir belirleniş yoktur. Hiçbir yola benzemez kavşak. Ama bütün yollar oradan gözüküyor. İnsan böyle bir kavşaktır. Tuhaf tuhaf, garip garip hallerinin senin ikide bir değişmesi, senin külli olduğundan, cami olduğundan, harika olduğundan, basit olduğundan değil. 18 bin alem mutlaka seni ziyaret ediyor. Her bir alem sana farklı tesir yaptığı için alemin değişiyor. Bunu yorumlayamadığın zaman, Allah Allah ya, benim fiyakam bozuldu. Halim değişti. Psikolojim bilmem ne yaptı. Sığırın inan böyle bir problemi yok. Sığırdır. Hiç gördünüz mü? Panik atak bir sığır. Bugün moralim bozuk bir sığır var mı? Ah lan ah. Ben bu ahırda daha kalmam. Dediği var mı? Yok lan. Öyle bir şey yok. Böyle bir problemi yok. Niçin öyle değil? Sığır olduğu için. Sığır olduğu için de böyle bir problemi yok. İnsan işte ya. Grip yani. Bu insanın camiyetini, külli olduğunu, kuşatıcı olduğunu, her bir alemin, 18 bin alemin kavşağı olduğunu. Mesela kavşakta duran, orada kavşak. Der mi ya, tır geçti, Allah Allah ya, taksi geçti, kanlı arabası geçti, bozuk araba geçti, lastik patla geçti. Ya kim geçerse geçsin, sana ne ya? Kavşağın böyle bir problemi yok, zaten kavşak. Kavşak, yani son cümle ve başlayayım. Deniz kenarında ev yapan çok dalga duyar. Dalga duymak istemiyorsan dağa kaldır evini. Ama dağda da korkutucu bir rüzgar duyacaksın. Öyle bir garip ve tuhaf. En iyisi kendini tanımaktır. Ona gidiyoruz şimdi. Şimdi bak. Aklın garip bir hali var. Şu kafada unutmayasınız diye yapıyorum kafada. 7 tane mertebe var. Soğan kabuğu gibi. İlk önce anlamayacağınızı biliyorum. Yeni duyuyorsunuz. Yeni duyanlar. Şurada 7 mertebe var. Soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye gidiyorum. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Anlama ama ya böyle bir şey konuşulmuş. Şu anda akıl dediğinden şey onu konuşacağım. 3. mertebe. Üçüncü mertebe. Tamam. Aklın garip bir hali var. Neymiş o? Öyle bir 7 tuluğa sahiptir ki, öyle acayip acayip şeylerin peşinde be. Özelliği var ki, öyle bir özelliği var ki, bazen kainatı ihata etmekte kucağını alıyor, bazen daire imkandan çıkar, en yüksek daireye müdahaleye çalışır. Bazen 94'te de geçiyor,
Bazen bütün kainatı yutuyor. Yok mu başka bir şey diyor. Bazen de bir atom ona mezar oluyor. Garip yani. Bak onu okuyayım şeyde. İnsanın akıl ve fikir meydanı öyle bir vusatı var ki ihatası mümkün değildir. Yani akıl bütün kainatı alıyor. Muhyiddin Arabi öyle diyor. Diyor ki insan nedir sorulduğu zaman insanı şöyle tanımlamış ve tarif etmiş. Bak çok ilginç. O Allah'ın dışında arş-ı azam, lef-i mahfuz, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, alem-i erba, alem-i asa ne aklınıza geliyorsa. 18 bin alemi kastederek diyor ki insan nedir diye sorulduğu zaman şöyle demiş o saydığım alemleri. Bütün alem insandadır ama o hiçbir aleme sığmamıştır. Abi biz buraya sığdık ya bak sen de buraya girdin işte. Bu benim beşeriyetim ben bu değil. Böyle bildiğin zaman insanın fiyakası artıyor yani. Of be Allah Allah. Mesela bunu bildiğin zaman dertlerin bana derman olduğunu göreceksin. Çünkü kuyudan çıkartıyor seni. Merdivene tırmanmak zordur ama çıktıkça kuyudan ışık görüyoruz. Ya ben bunu tırmanmam o zaman aşağıda duracaksın. Dertler kendisi merdivendir. Üst üste gelmişse basıp çıkacaksın demektir. Ya dertlerin alt alta gelse aşağı doğru inecektir. Hiç kimse dertler alt alta geldi diyor mu? Ne diyor? Dertler hep üst üste geldi. Hah, basıp çıkacaksın demektir. Merdivendir yani. Bak acayip bir şey ya. Kendini tanıdın mı keyif veriyor. Bak şimdi şu adam geldi diyorum. He vallahi. Mesela dün adam gelmişti. Bir fırtınayla bir esti. Tanıdım adamı. Şeytan avanesiyle bir geldi. Bir karamsarlık böyle sanki bulut. Güneşi kesti, rahmeti de vermiyor. Böyle üf püf. Birkaç dakika sarstı beni. Oğlum, dur. Kimsin sen? Hayırdır? Dur. Öyle ha, konuşuyorum. Oğlum, kimsin sen? Baktım bu adam. Ona dedim başka kimselerin de yok muydu? Onları da çağırsaydı. Hepimiz geldik. Aferin lan size. Bana o kadar lazımsınız ki. Başladık konuşmaya. Diyeceksin. Şizofrenisin. Keyif veriyor ya. Şeytansız hayat olur mu? Acayip bir şey ya. Allah kainatı şeytansız yaratmamış. Namazda şeytansız olur mu? O abi diyor kadın geliyor. Lan kadınsız kainat yok. Kadınsız namaz olur mu? Diyor ki o ne diyor ya? Kardeşim Allah Allah yani hassaslaşma onunla. Meşgul olmasın. İradenle mi yapıyorsun? O kadar dardır bak. İnsanın akıl ve fikir meydanı o kadar bir vusatı var ki yani genişliği o kadar büyük ki ihatası mümkün değil. Aklın genişliğine hayal varabilir. Ve o kadar dardır ki iğneye mahal olamaz. Bazen de o kadar dardır ki İğne deliğine bile giriyor, kayboluyor. Allah dedi ki Celle Celaluhu, aklı yarattı, gel dedi akla, geldi. Çok ilginç. Akla dedi ki git, gitti. Akla dedi ki otur, otur. Tamam ya Rabbi, otur. Kalk diyor, kalkıyor. Allah ona dedi ki, senden daha kutsi bir varlık yaratmadı. Bak. Buna bu değeri veriyor. Sonra ona diyor ki seni senden daha değerli bir şeyin içine koyacağım. İnsanın hizmetçisi. Akıl bir alettir. Bir cihaz insanidir. Sen düşün kendini. Akla sahip çıkansın. Benim gömleğim diyen gömlek değil. Gir içeriye benim atletim, gir içeriye benim bedenim, benim hayatım, benim aklım. Benim ruhum diyen ruh değil. Ruhun arkasında o sensin işte. Benim aklım diyen akıl değil. Benim gömleğim diyen gömlek olmadığı gibi. Sen arkalardasın. İşte sığmadım kainata. Beni seven müminin kalbine sığdım. Allah da dedi ya akla senden daha kutsi bir şey yaratmadım. Ama senden daha kıymetli bir şeyin içine koyacağım seni.
hizmetçi ya. Evet, bazen zerre içine dönüyor. Bazen bakarsın gündelik hayatta zerre ya, bir atom ya, işte atom. İçinde dönüyor. Katri içinde yüzüyor. Bir damla suda yüzüyor. Bir noktada hapsoluyor. Bazen de alemi bir karpuz gibi eline alır ve kainatı misafireten getirir. Akıl odasına misafir eder. Bütün kainatı alır, buraya koyar. Arş-ı azamı tefekkür eder. Lef-i mahfuzu tefekkür eder. Cenneti aşıyor. Cennet, cennet dedikleri diyor. İsteyene verirsin onu diyor. Aşıyor, tamam mı? Odasına koyuyor bunu. Bütün varlığı. Arkadaşlar, biz beşeriyetiz. Şöyle anlatmıştım, hatırlar mısınız bir ay önce geldiğim zaman? Toprak düşünün burayı. Çekirdek düşünün. Tamam mı? Ağaç böyle büyük bir çınar. Sonra bir meyve verdi. Tamam. Meyvenin içinde çekirdek var. Şimdi bu meyve ağacın sonudur değil mi? Ağacın sonudur. Ama meyvenin içerisinde bir çekirdek var. Ağacın başındaki çekirdeğin aynısı. Yani meyvenin içindeki çekirdekle ağacın başındaki kökteki çekirdek var. İkisi aynı. İşte meyve itibariyle ağacın sonudur ama içindeki çekirdek itibariyle ağacın başıdır. Öyle mi? Tamam mıyız buraya kadar? Çünkü çok önemli. Bir daha yapacağım. Üşenmeyeceğim. Yeter ki anla. Toprak, sen burada kimsin bak. Toprak, çekirdeği attık. Mayıs 1. 500 sene sonra bir çınar ağacı. 500 senelik yaşta. Tamam. Meyve verdi. Bu meyve ağacın sonu değil mi? 500 senenin sonu. Ama bu meyvenin içerisinde çekirdek var ki, o çekirdek ağacın başındaki kökteki çekirdeğin aynısı. Ne aynısıdır ne gayrısı. İşte meyve itibariyle ağacın sonuyuz. Şu beşeriyet itibariyle, mahlukiyet itibariyle ağacın sonuyuz, meyveyiz. Ama o meyvenin içindeki o bir çekirdek var ya, o çekirdek itibariyle ağacın başındasın. Ağaçtan öncesin. İşte o çekirdeğin adı ben. Ben diyen, ben, benim meyvem, benim aklım, benim ruhum diyen. İşte meyve itibariyle kainatın sonundasın. Şimdi burada oturuyorsun. Ama sende bir ben var ki, benden içe ruh daha ötelerde. Beni içine almış. Yani meyvenin ağacın sonundayım ama meyve itibariyle meyvenin içinde bir kalp var, bir çekirdek var ki ağacın başındakiyle aynı. O tarafın itibariyle ağaçtan önceyim. Sen Cebrail'den öncesin, cennetten bile öncesin, arş-ı azamdan bile öncesin. O itibariyle. Yani meyve olmasa ağacın bir emniyeti yok. Hiç. Kimse de dikmez. Ama böyle bir yapının, benim, ben denilen şeyin, akıl bir cihaz olarak insana emaneten verilmiş. Üstad Hazretleri 27. sayfada sözlerde, akıla cihaz insani diyor. Alet insani diyor. İnsana verilmiş. İşte bu akıl bazen bir katre suda yüzüyor, bir katre ya, bir damla. Ama bazen de kainatı getiriyor odasında, bir oda yapıyor. Kainatı getiriyor. Böyle bir yapıya sahip. Eğer sen bununla nereye varmak istiyoruz? Şimdi sen bu sistemin çalışmasını güzel ayarlayamazsan dünya sana cehennem olur. Jipin içinde depresan hapı içerisinde. Bütün mutluluğun sebebi olan bütün imkanlar, maddi imkanların var ama huzursuz olursun. Evde 140 metrekarede karı koca ile kavga edersin. Senin baban ve deden 60-70 metrekare bir çalı ev bile diyemeyeceğiz. Değil mi? Çalı veya topraktan, kerpiçten olan eve 4 kardeş büyüdüler hanımlarıyla beraber. Baba ve dedeleri de vardı orada. Değil mi? Dedelerin, babaların böyle büyümedi mi? Her bir kardeşe, çoluk çocuğuna ait bir oda vardı. Ama kavga yoktu. Sebebi yerleri dardı, gönülleri genişti. Bizim
140 metrekare yerimiz geniş, gönlümüz dar. Kafalar küçük. Küçük küçük şeylerin hesaplarını yapıyoruz. Onun peşine koşuyoruz. Sanki bir damla su oluyor bir umman gibi, orada bile yüzemiyoruz, boğulup gidiyoruz. Sebebi aklı veriliş gayesine göre kullanamamaktan geliyor. Kataloğuna bakmamaktan geliyor. Yani yaratılış gerçeğini unutmuşuz. Biz kendimizi unutunca bulunduğumuz yerin hiçbir manası yok zaten. Kazandığın paranın, bindiğin arabanın da bir özelliği yok. Nerede olduğunu bilmeyen, nereye gideceği de mühim değil zaten. Nerede olduğunu bilmiyorsan, nereye gideceğin de belli değil yani. Olsa ne olur? Yaratılış gerçeğimizi sorgulamak lazım. Şu soruyu, 4 soruyu soracaksın hayatına. Hayatın kalitesini yükselteceksin. Yaratılış gerçeğini yakalayınca hayat gül gülistan olur. 1. Yaslandığın yer bak. Nereden geliyor? Ne olur bu soruyu soracaksın. Nereden geliyor? Hedef. Nereye gidiyor? 3. Burası neresi? Ve ben kimim ve burada ne işim var? O zaman o boğulduğun veya o aleminde o büyük şeyler, zannettiğin şeyler ne kadar küçüleceğini sen bile utanacaksın. Yani bu gerçeğe karşısında meşgul olduğun, hatta onun uğruna her şeyini feda ettiğine ne kadar bahlanacaksın? Ya ne kadar basit basit şeylerle meşgul olduğunu göreceksin. Yani ben nereden geliyorum? Allah'ın ezel ve ebed canibinden, ruhlar aleminden, Allah'tan geliyor. Nereye gidiyorsun? Ahirete doğru gidiyorum. Peki burası neresi? Esma-i Hüsna'nın tecelligahı, ahiretin mezrası, kendini inşa etme adına malzemeler deposu. Bu dünya. Peki ben kimim? Allah'ın muhatabı bunu fark edecek bir insan. Bu akıl bu kainatı okuması için yaratılmış. Ama basit bakıyorsun böyle. Önü arkası olmayan. Basit be. Bana böyle dedin. Böyle gittin. Söz vermiş. Bir tuhaf tuhaf şeyler. Hiç bize de yakışmayacak şeyler. Boğulup gidiyoruz. Bir katresi ya. Yani bu gerçek karşısında arkadaşlar imanı kazanma veya kaybetme davası başımıza açılmış. Yani sen o tekstili malzemeni verse mi ne olur, vermese ne olur? Yani tamam, aptallık olmaz elbette ki. Ama doğru düşünceyi kaybetmemek lazım. Başkasının hatası adına kendimizi gömmemek lazım. Bu hata yaptı çünkü o gerçeği bilmiyor. Onun hatası bize mezar olmamalı. Bazen de en acımasız ihanetleri bile gülüp geçebilmelisin. Çünkü böyle bir donanıma sahipsin. Bazen de alemi karpuz gibi elini alır ve kainatı misafir eden getirir. Akıl odasına misafir ediyor. Ya basit basit o şeyler ne diyor? Kainatı karpuz gibi alıyor. Sonra bazen de o kadar haddine tecavüz eder, yükseğe çıkar ki bu insan vacibül vücudu görmeye çalışır. Allah görmek ister. Bazen de küçük zerreye benzer. Bazen de bir küçük zerreye benzer. Bazen de semavata kadar büyür. Bazen de bir katreye girer. Bazen de fıtrat ve hılkat içine alır. Bazen kainat alemine gömer. Bazen de atomun içerisine gömülür. Basit basit şeyler. Kainatı içine alıp doymayacak fıtrat bir kadına gömülüyor, paraya gömülüyor, ne bileyim böyle yakışmayan gayeler, hedefler, itikatlar olmuş. Ondan sonra derdini de belasını da çekiyoruz. Hani dünyada da yaşatsa mı? Bir üzüm tanesi yediriyor, 10 tokat vuruyor. Cihazı kullanma yerine, mesela ben bunlar işitmekte kullanırsa, ne dedin? Gözlük gitmez ki. Ne dedin? Bu olur. Ha bu. Yani alet gibi kullanırsan, şimdi getirip kulağa takarsam onu, tabii ki sıkıntıdan başka bir şey olmaz.
Ama bunu bunun için kullanırsan, yani bu bakmaz. Arkadaşlar, bu aleme, bu alem şehrine, bu alem müzesine Allah bizi seyretmeye göndermiş. Bu aleme başka maksatta gelirsek bu sefer şeye benzeriz. Arkasında göz olmayan bir gözlüğe benzeriz. Bu gözlüğü dağlara, tepelere çevir, hiçbir hayret etmez. Kainata bakıp da hayret etmesini bilmeyen, arkasında göz olmayan gözlüğe benzer. Çevir, hiçbir şey hayret etmez. Ben gözlüğü bakmak için aldım. O yüzden zaten hayretle bakar, secde. Evet. Hayret. Aklın pek garip bir hali vardır. Öyle bir yedi tuluğa sahiptir ki, bazen kainatı ihata etmekte kucağına alıyor, bazen daire imkandan çıkar, en yüksek daireyle müdahaleye çalışır. Yani ulvilerin ulvilerine böyle ulaşmak ister. Bazen de bir katre suda boğulur, bir zerre içinde yok olur, bir kılda kaybolur. Bunlardan bir tanesi, bak, gömülme sebeplerinden bir tanesi de şu. Hem senin mahiyetini öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki, senin mahiyetini öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki, bazıları dünyayı yutsa tok olmaz. Dünya. Bazıları da bir zerreyi kendine yerleştiremiyor. Neye benziyor? Baş. Bir batman taşı kaldırdı aldı. Bak rahat. Mesela Araplar, Hataylılar şeyi Karadeniz'e nispeten, doğuya nispeten sırtıyla taşımaz. Kafaya koyarlar yağ tenekesi, çimento, patates çuvallarını buraya koyar. Kadın dayı böyle taşır. Şimdi diyor ki buna örnek. Baş bir batman taşı kaldırdı aldı. Göz bir saçı kaldıramadığı gibi. Bu da alet. Yani göze değil bir batman ağırlığı, saç kalkmaz böyle. Tık olur yani ufak bir toz. Niçin bunu misal veriyor? Bak, bu da cihaz, bu da cihaz. Bak, kafa koca şeyi kaldırdı aldı ama göz bir saçı kaldıramıyor dedi. O latife bir saç kadar bir sikleti, yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir alete dayanamıyor. Yani insanın mahiyetinde bazı cihazlar var. Böyle gaflete gelmiyor. Yani unutmaya gelmiyor. Yani doyurmasan olmuyor. Bir tane öyle demişti. Ya dedim bu araba dedim Yunanistan'da. Ya acayip yani yolda kalacağız ha kaldı. Bir sürü ışıklar da yanıyor arıza. Abi diyor benzin ışığı yanmasın gerisi kolay. Öyle mi? Benzin ışığı yanmasın diyor. Yani gerisi kolay. Şimdi insanın bazı fıtratında bir şey var. Işıklar yanınca idare ediyor ama bazı ışık yanınca idare etmiyor. Yani mesela gözün kör olabilir. Sopayla gidebilirsin. Kulağına sorun olabilir. Kulaklık takarsın ne olur. Ayağın göster, Allah göstermesin, kesik olabilir. Protez ya işte takıntı, takma, idare eder. Arabayla gidersin. Fakat sistem var ya, düşünce sistemi, psikoloji, ruhsal sıkıntın giderilmese her şey istop eder. Hepsi yok. Sistem gidiyor. Onu da şeyde, nasıl tedavi edeceğiz sevgili kardeşim? Ben size kolay bir pratik yolunu söyleyeceğim. Sisteminiz çalışsın diye. Daha dayatmıyor. İyi olmak istiyoruz değil mi hepimiz? Zaten onun için buradayız. Çok pratik bir çözüm bu. Ne yapmak lazım? İyilerle beraber olacaksın. Doğru yerde, doğru insan. Evet. O İmam Rabbani Hazretleri'nin sözüydü. Onu da açalım diyor Serhan. Yani ne demek? İmam Rabbani Hazretleri'ne demişler ki iyi olmak istiyoruz. İmam Rabbani, Metuvat-ı Rabbani de geçiyor. O mübarek demiş ki iyi olmak isteyen iyilerle beraber olsun. Şimdi onun içini açarsak doğru yerde, doğru insanlarla,
doğru iş yaparsak, inan hiçbir gayret etmeye, zorlamaya gerek yok. Hakikaten sıkıntı olmaz. Ben bunları yaşıyorum. Ömrüm de bununla geçiyor. Ve siz ayda bir denk geldiğim bir insansınız. Ama ben her akşam farklı insanlarla karşılaşıyorum. Her akşam, her gün. Yani bunu teyit etmek için söylüyorum. Aynen böyledir. Yani midem zamanında vermeyebilirsin, kaldırır seni. Yorgunluk kaldırır seni. Uykusuzluk kaldırır ama bir latife var ki saç kadar bir ağırlığı, yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor. Yani gıdasız, bıraktın mı maneviyatsız? Hiç şansın yok. Vallahi belki sen bir taneye şahitsin, birkaç tane akraban yakın. Yani ben yurt dışında dahil, birkaç gün sonra gidiyorum. Elime tuttum rahatsız. Nasıl biliyor musun? Hayatları bitmiş. Hocam be diyor. Bugün bir tanesi. Öğleyin derste kullandım. Hocam be. Söyle kardeş. Hocam be. Acaba bu hayat sizde de mi öyle? Tamamen manasız. Bana boş geliyor. Dedi. İki tip insan var. Hayatın içinde hayatını koyanlar, diğer tipler, hayatı hayatına koyanlar. Hayatına hayatı koyanlar, hayat hakim olur. Hayatlarını hayatların içine koyanlar, mahkum ve köle olur. Onlar 2004, 2013, 2012'leri yaşamış. Hayat ve tarihleri içerisinde yaşamış. Ama birileri var, tarihleri kendi hayatında yaşamış. Bir, konuldun, iki, koydun. O da nasıl olacak? Eğer kendine yatırım yapmasan, kitap okumasan hiç şansın yok. Mutlu yaşamak ancak böyle kitaplarda okursun. Arkadaşlar, kendine yatırım yap. Bak ne kadar şeyiz, kendimizi unutmuşuz. Size bir örnek vereyim. Bana bakın. Hiçbir yere bakmayacaksın şu anda. Tamam? Bana bakın, hiçbir yere bakmayın. Hangi gömlek rengi giydiğinin farkında mısın? Hiç bakma gömleğe. Biliyor musun? Gri tonlu bir gömlek. Tek renk. Benimki yok yani. Gri'nin evet. Gri artı tonlu. Güzel. Çoğu insan ne çorap giydiğini bilmez zaten de. Sordum. Bana sormadın. Hocam beni bana sormadın. Çünkü tarif edemezsin. Çünkü kime sordumsa, üç kişiden inanın ikisi ne gömlek giydiğini bilmiyor. Bilmiyor. Aklı. Niye? Yaşadığının farkında değil. Yaşadığının farkında değil. Yaşamıyor. Bir yerlerde yaşıyoruz. Mesela sokakta yürürken rastlarsınız. Aynı böyle tip insanlar var. Bakıyorum, arabada oturuyorum. Böyle yapıyorum, hiç ne şey. Nerede? İnsan çok garip ya. Benim için bir tuhaf. Dünya benim için acayip ya. Garip bir kavşak. Bütün yollar oradan belirleniyor ama onun bir yolu. Doğru yorumladığın zaman üsttesin. Yorumlayamazsan vallahi hiç şansın yok. Alt alta. He ya, alt alta geçersin. Duman olursun, duman. Bak o kuyulardan bahsedeceğim şimdi. 4 tane, 5 tane kuyu var bak. Hatta bazen söner ölür. Madem öyledir, hazar et. Dikkatle bas, bakmaktan kork. Dikkatle bas. Batmaktan kork. Neymiş o batma kuyuları, batakhane? Ve arkadaşlar dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunu mutlaka okuyun, şey yapın, dinleyin. Neymiş o? Bir lokma, bazen bir batakhane olur bize. Bir kelime, bir tane, bir lema, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünya yutan büyük latifelerini
onda batırma. Yani dünyayı yutan o latifelerini onun içerisine batırma. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cedde yutar. Nasıl ki küçük bir cam parçasında gök yıldızlarıyla beraber içine girip gark oluyor. Bir cam düşün. Sema bunun için. Dünyadan 1.400.000 defa büyük olan güneş camın içinde. Yani bakın şuraya bakın. Şu kadar bir parçanın içine koca dünyadan büyük olanlar nasıl giriyorsa basit bir olay cam parçasına da biz böyle giriyoruz. Bir daha söyleyeyim. Dünyadan 1.400.000 defa büyük olan güneş ve galaksiler, sema hepsini küçük bir cam parçasına giriyor mu? Oraya nasıl giriyorsa bu kadar büyük olan bir ruhumuz da basit bir hadise, bir lokma, bir işaret, bir lema, bir tane, bir öpmek denilen cama, batakla girip kaybolur. Nasıl ki küçük bir cam parçasında gök yıldızlarıyla beraber içine girip gark oluyor, hardal gibi küçük bir kuvve-i hafızanda, yani kırmızı mercimek tanesi var ya kırmızı, o kadar büyük yerde hafıza, senin sayfi-i amalinin ekserisi ve sahayifi ömrünün alev içine girdiği gibi, yani ömrünün tamam, her şey, duydukların, intikal etme, hatırla ve hatırlama, hepsi orada kayıt. Hatırlama karşıda getirme özelliğindir. Getiremeyen zaten duruyor. Ama büyüklüğü ne kadar? Kırmızı mercimek tanesi kadar. Bakın koca dünya nasıl onun içine giriyor? Bizim de işte böyle bir tane, mercimek tanesi kadar bir taneye hayatımız giriyor. Basit ya. Çok cüzi küçük şeyler var. Öyle büyük eşyayı bir cihette yutar, istiyab eder. Peki bunlar niye sayılıyor? Arkadaşlar, dünyayı yapmamak, sevmemek değil. Tam tersine, gömülmemek, dünya içimize koymak. Dünyanın içine girmemek. Fıtraten. Yani, hadiseler seni yönlendirmesin, sen yönlendireceksin. Tarihleri, tarihin içinde yaşamayacaksın, tarihler sende yaşayacak. Hayatın içinde hayatını koymayacaksın, hayatı hayatına koyacaksın. Sen içine girmeyeceksin. Yani hakim olacaksın. Onun da tam da bir edebiyat mı yapıyorsun? Ne yapacağız demiştim. Bunu yapabilmenin yöntemi dörttür. Hayatının kalitesini yükselteceksin. Hayatına yatırım yapacaksın. Hayatının kalitesi şu dört soruda ancak olur. Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Burası neresi? Ben kimim ve ne yapmam lazım? Buna samimi soruyu sor. Cevap ara. Bunun içindedir senin kaliten. Yoksa yaprak gibi sürüklenip gidiyor. Birileri de gelip çiğniyor araba. Kurumuş yaprak. Devam ediyorum. Mağaza hangi şeyde fena ve kaybolursa bütün varlığı o şeye münasır olduğunu bilir. Yani bütün o. Aldı, abi bittim diyor. Tamam her şey bitti diyor. Allah Allah. Bugün konuşuyorduk ya. Bak onun için bak. Mesela, her şey o. Ya ölümde ne kadar korkuyoruz değil mi? Hemen doktora gidiyoruz. Öyle basit bir şey. Kıza kafayı takıyor. Ne kadar gömülmüş ki ölüm çare geliyor. İntihar ediyor. Ölüm filaklar değil miydi? Niye bu filak istiyor ki? Ölüm içi zaten çok filak o kadar yakmış ki. Mesela bugün bu anlattı. Yani İsmet burada. Adam Bakırköy'de bunu sayıklayıp duruyormuş. Burun buruna kaybettim abi, burun buruna kaybettim burun abi. Farkıyla. Ne diyor? Burun buruna kaybettim. Burun farkı, at yarışı oynamış. Burun farkıyla kaybetmiş at yarışını. Hakikaten kaybetmiş at yarışını değil, insan yarışını kaybetmiş. Bakırköy'de yatıyormuş şimdi. Yani o ganyan dedikleri o şeyi, ne ganyan neyse, ciddi bir şeyi burun buruna kaybedince adam onu kaybettiğini zannediyor. Oysa kendisini kaybetmiş. Tabii. Mesela ben Rize'de biliyorum. Fenerbahçe maçında. Adam atomdu, kuyumcuydu, çok şişmandı. Fenerbahçe maçını seyrediyormuş. Gol deyince kalp krizi geçirerek televizyon önünde öldü. Şimdi ona soracaklar, nereden geliyorsun?
Sormayacaklar. Ben, biz teneffüs ediyorduk. Zeytinburnu'nda oturuyorum ya ben. Daha acayibini sana söyleyeyim. Zeytinburnu'nda oturuyor. Biz teneffüs etmek için günah görmeyelim diye dolaşma ihtiyacımız oluyor. Mezarlıkları dolaşıyoruz. Bu tuhaf da bu da. Ama hiç kimse yok. Hakikaten tam şey. Arka sessiz, çiçekler, manzara, kuşlar, kediler, yılan, milan, her şey var. Bir insan yok elhamdülillah. İnan bana. Baktım o Topkapı Mezarlığı'ndayım. İki ağaç arasında bir pankart asılmış. Ağaca. Pankart mezarın üzerine indirilmiş. Mezara sürtüyor. Mezara bir baktım, inanın ya bugün ikindide gömüldü, şey öldü tabi. En kötü ihtimalle dün gömülmüş. O kadar toprak yaş. Daha yeni. Hadi ilk bir günlük olsun. Pankartta mezara sürtüyor. Pankart asılmış buraya. Aynı şu yazıyor, ezberledim. Mehmet abi sen rahat uyu, Fenerbahçe yine şampiyon. Şimdi o nasıl yatıyor? Ya sanki ölümü kabre girmeyi bayılmak zannediyorlar. Ne diyorlarmış? Ölümü kabre girmeyi yatağa girmek veya bayılmak zannediyor. Uyku zannediyor. Ölümü uyku zannediyor. Yatağa girmek zannediyor. Sen rahat uyu Mehmet abi. Fenerbahçe yine şampiyon. Yani bütün kainatı sana verseler imanı kazanma ve kaybetme davası açılmış. Adam neyi kaybetti? Buralara Allah sizi getirmiş. Ne kadar şükretseniz az. Size bir şey diyeyim mi canım kardeşlerim? Ulema-i İslam'ın kitabını okuduğum zaman şöyle bir tabire denk geldim. Osmanlıca, Latincesi yok bu cihaz. Bu asıra Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir asır gelmemiş ve bu asrın adı kayıp asır kabul ediliyor. Yani insanlık gelmediği kabul ediliyor. Yaşanmamış. Kayıp asır. Kayıp asır. Yok. Böyle bir boşluk var yani. Yokmuş böyle. Ya. Ne kadar şükretsek az. Ya. Kayıp asır. Yaşanmamış. İnsanlık gelmediğini kabul ediliyor. Onun için namaz kılabiliyor musun kardeş? Derste gidebiliyor musun kardeş? Bir sayfa Kur'an okuyabiliyor musun? 5-10 dakika Risale bir şey okuyabiliyor musun? Kendine yatırım yapabilir. Ne mutlu sana. Senin ayağın başımın üzerindedir. Ya, ne mutlu sana. Şükret. Namaz kılabiliyor musun? Derslere gidebiliyor musun? 5-10 dakika bir şey okuyabiliyor musun? Ne kadar şükretsiniz? Az. Mağaza hangi şeyde fena ve kaybolsa bütün varlığı o şeye münasır olduğunu bilir. Ve hangi bir noktaya girse bütün alemi beraberce götürmek isteğindedir insan. Yapısı ne acayip insan. İnsan ya Allah'ın yegane muhatabı. İnsan ile Allah arasında mabeyni yoktur diyor Risale'de. Kızılicaz'da mabey arada bir şey yok. Versen versen. İnsan ile Allah arasında bir daha değer bir şey yoktur. Çekirdik itibariyle kainatın arkasında olduğu için onun Risale'de şualarda 218'de şöyle diyor. Hakikati Muhammediye cihetiyle her bir insan kainatın çekirdeği aslisi, her bir insan kainatın ayeti kürsüsü, her bir insan kainatın ayet-i kübrası. Elhamdülillah. Ama bildiğin mi keyif veriyor. Dün de güzel, yarın da, dünyada, ahirette. Dün geçen ayette anlatmıştım kabir. Yani ahiret ölüm nedir? Odun misali vermiştim. O kadar şey değil. Peki garip ve uzak gözükmesinin sebebi cehalettir. Ömründe, hayatında odundan nurun çıktığını görmeyen insana anlatabilir misin odunun içinde nur olduğunu? Hiç odunun yandığını görmedi. Hiç ama. Peki ona nasıl anlatırsın? Bak bunun içinde iki yapı var, iki zıt duman var, nur var. Anlatabilir misin? Anlatamazsın. Odunun içerisindeki duman da kası cehennemdir.
odunun içindeki nurdan kastı cennettir. İki zıttın odun olarak ifade etmesi, odun da dünyadır. İmansızların çıkış noktası, yani bugünle yarının farklı olmamasından dolayı... Evet, bugün eli yarın eşit. O Honda Honda fabrikasının sahibi, çocuklara bir sahip olur musunuz? Honda sahibi öyle demiş. Ruh, nefis, beden, insan. Aynısı yani. Mesela beden odun kabul edin. Odunun neresinde nur varsa bedenin orasında ruh var. Odunun neresinde duman varsa bedenin orasında nefis var. Şimdi o Honda'nın sahibi. O mesela Henry Ford'un oğlu torunu okuduğumu söyledi, intihar etmiş. Avrupa'nın ilk arabalarına Fiat, damadı, kızı torunu, oğlu değil. Yunan bilmem Cumhurbaşkanı o şeyin filozofun oğlu. Mesela meşhurlar mesela. Honda fabrikanın sahibi. Tamam mı? Sony kurucuları 3 tane delikanlının bir tanesinin kendi oğlu vesaire. Bu kan yani hayat standartları en yüksek insanlar. Ama şöyle demişler İsmet'in dediği gibi. Honda'nın felşeğini okudum da yalaka filozoflarını çağırıyorlar. Onlara diyor ki dün ile bugün yarın arasında ne fark var? Hiç fark yok diyor. İmansız için dünle bugün ne farkı var ki? Bak mesela dün pazardı. Bugün pazartesi. Peki geçti bugün, bu akşamı yaşıyoruz. Ne farkı var? Aynı. Peki yarının farkı olacak mı bugün? Hayır. İmansızın nazar. Ama Allah Resulü diyor ki iki günü eşit olan zarardadır. Şimdi o zaman dedi ki ben madem bugünle yarın aynıdır, o zaman ben yarının çilesini niye çekeyim ki dedi. Adam haklı. O zaman hepsini çıkarttıksanız tak kendisine götürdü. Yani dünle bugün aynı ise yarınla bugün de aynı. Dünle yarın aynıdır. A eşittir B ise, B eşittir C ise, A eşittir C'dir. Yani dün ile yarın aynıdır. İmansızın nazarında. Ahiret yoktur. Ahiret yoksa. O zaman niye yaşayayım ki demiş. Ve gidiyor. Peki, koca Honda fabrikasıyla adam mutlu olamadı. Sen bir Honda Jeep'inin içinde mutlu olabilir misin? Fabrikayla mutlu olamadı. Sen bir jipin içinde, niye? Jipin içinde antidepresan ilaçları içiliyor. Jipin içinde adam. Niye? Nerenin içinde olursa olsun. Çünkü içinde kor var. Eğer yaratılış gerçeğini unutmasaydı, kendini sorgulasaydı, hayatının kalitesini yükseltseydi, Allah'ın dediği gibi adım atsaydı, hayat çok keyifli. Arabam yok diyecekti ama... Ayağına şükredecekti. Ayağının farkında değil. Ayağının farkında değil. Arabam yok, onun farkında. Yoklara odanmışız. Evet. Yoklara. Hep yok. 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 Varı unutmuşuz. Ayağının farkında değil. Arabam yok deyip duruyor. Benim de yok. 52 yaşındayım, arabam yok. Hakikaten yok arabam. Ve bir ara teveccüh ettim, istedim. Belki de birkaç ay. Baktım Rabbim reddetti fiilen. Sonra vazgeçtim. Gayet de mutluyum ve iyiyim. Huzurluyum yani. Acayip bir şey ya. Ayağımın farkındayım elhamdülillah. Dünyanı dünyaya koymuşlar sana. Dünyaya koymak lazım. Arabayı garaja koymak lazım. Buraya koydun mu olmuyor işte. Ben bir tane ömrümde bir bisiklet oldu. Başıma ne bela geçirdi. 1990, 1986'dan 90 arası tarihte. Şimdi dershane bir şeysi var veya bir yere koli gidecek bir yere götüreceğim. Postaneye gittim bisikletle. İnanmam. Postaneye kuyruğa giriyorsun eski. Bisiklet dışarıda bağlı. Yine kuyruktan ikide bir girip çıkıyorum acaba demiri kesip götürdüler. Bir türlü sırada bile huzur bulamadık. Ya dedim arkadaşlar ya o sırada yapma. Tamam tamam dediler. Gidip belki de bir bana sıra gelene kadar 4-5 defa kuyruktan çıktım. Bisiklete bakıyorum. Sonra dedim ki ya Rabbi arabası olana merhamet etsin. Arabası olana. Allah'a merhamet et ya. Ama sonra dedim ki bendeki zaaf.
Peki, ara verelim burada. Var mı bu mevzuyla alakalı sorusu olan? Ben şimdi bir daha şunu toparlayayım, şey yapayım, ders bitti. Dimağda, kafada akıl bir birimdir. Üçüncü sırada geliyor. Dışarıdan içeri, soğan kabuğu gibi. En dıştan tahayyül, tasavvur. Yani şu, tahayyül, imalathane gibi, tekstil. Yani kesiyor, biçiyor, şekillendiriyor. Mekanın bizdeki karşılığı, dünya. Atmosfer, mevsimler, ikide bir değişiyor. İkinci bir birim içerisi, tasavvur, zaman. Zaman, zamanın bizdeki oluşumu. Üçüncü bir birim, akıl, taakkül. Şimdi bu birimler eğer birbirinden kopuk olursa, hepsi ayrı havadan vurursa, insan bu dünyada cehennemi yaşıyor. Yani mesela yedi tane kat ya böyle, yedi tane insan var birbirine güç vermiş. Ama polis bomba atmış, göz gözü görmüyor. Hepsi kendi başına kalmış. İşte buhranın adı bu. Eğer bir tanesi, yedi tane temelde psikoloji hastalık var şu. Eğer tahayyül, tasavvur, taakul yani onu dinlerseniz sitede. Her bir birim birbirinden koparsa, sana bu fazla ağır geliyorsa doktorluk buna bir isim koymuş. Eğer bu başka kafadan, havadan vuruyorsa doktorlar ayrı bir şey koymuş. Mesela odadan çıkmıyor. Veya hiç ağzı durmuyor. Veya suizan ediyor. Korku. Ölüm korkusu oluyor. Ne bileyim, insanlardan korkuyor. Kendini kötü hissediyor. Hastalık senaryosu, panaryoları yaşıyor. Aha kalkıp gizli geçireceğim diye. Acillerin orada volta atıyor. Sanki içeride hastası var numarası yapıyor. Acilde oturuyor. Orada bilenler de zannediyor ki doktorlar haberi yok. Bunun hastası var numarasıyla ta ki benim başıma gittiği şey gelirse içeri girin. Yani bu dima tanımasan, tanımlayamasan, ona uygun adım atmasan, yani kısacası okuduğun zaman bu yedisini de yapılandırıyor. Yani bir bütünlüğe getiriyor. Bütünlüğe getirince el ele kuvvet veriyor. El eli yıkar. Bütüne geldiğin zaman işte sıkıntının adı bütünlükten kopan parçalardı. Resmi tamamlayamamış. Resmin bir parçası. Hele bu dima yaptıktan sonra vicdanla alakası kesilirse o zaman bütün cehenneme dönüşür dünya. Çekilmez olur. Peki abi bunları biz nasıl yapacağız? Derslere gidersen ve toparlıyorum. Namazını vaktinde kılarsan. Eğer biliyorsan akabindeki tesbihatı yap. Haftada bir ders, bir iki derse git. Ama mutlaka. 5-10 dakika mutlaka risale oku. Yapını inan. Peki yapını yapılandıracağına delil şu anda bu ders hoşuna gitti mi gitmedi mi? Buradan okudum. Abi ama ben öyle şey, tamam biz de öyleydik ama derse gidiyorduk. Dersten zevk alıyorduk. Sen de oku. Peki, geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Dert ve keder göstermesin. Dert ve kederiniz olursa basamak yaptırsın. Hakikata vesile etsin. Biber acıdır ama içindeki tatlı yani zevk için öyle göstermeye Cenab-ı Hak bize nasip eylesin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Cenab-ı Hak bizi ve çoluk çocuğumuzu ve bizi sevenleri insi ve cinli şeytanların şerinden semavi arz-ı afatlardan hıfz-ı emin eylesin. Memleketimize, vatanımıza, dinimize, milletimize menfaati için uğraşanları insi ve cinli şeytanların şerinden semavi arz-ı afatlardan muhafaza eylesin. Hayırlı işlerde onları muvaffak eylesin. Şeddatlara, firavunların torunlarına fırsat vermesin. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha.